Atilla Bey merhaba. Merhabalar. Bugünkü konumuz deprem. Biliyorsunuz ülkemiz için çok önemli bir konu bu. Ve isterseniz şöyle başlayalım. Ülkemizin sismik açıdan durumu nedir? Evet, gerçekten çok önemli bir konu deprem konusu. Türkiye sismik açıdan dünyanın en hareketli bölgelerinden biri. 1500'lü yıllardan günümüze kadar 7 şiddeti ve üzerindeki şiddetlerde çeşitli zamanlarda 23'ün üzerinde deprem meydana gelmiş. Türkiye'nin %92'si deprem kuşağında. Bu %92'nin de %75'inde sanayi tesislerimiz var. Şimdi baktığımız zaman ülkenin genel durumuna %66'sı, yani bu %92'nin %66'sı birinci ve ikinci derece deprem bölgesi. Ayrıca ülkemizdeki nüfusun %95'i de bu deprem bölgelerinde yaşıyor. Yani durumumuz çok parlak değil. Peki Atilla Bey, binalarımız depremde neden yıkılıyor ya da zarar görüyor? Evet, çok güzel bir soru. Bunun en önemli nedenlerinden birisi kaçak ve ruhsatsız yapılar. Yani birçok bina Türkiye'de, özellikle İstanbul'da, ki nüfusun en büyük bölümü yaşadığı İstanbul'da, birçok kaçak ve ruhsatsız bina yapılmış günümüze kadar. Şu anda artık biliyorsunuz daha ciddi yaklaşılıyor bu konulara. Bunun dışında kaçak olmasa da hatalı inşa edilen yapılar söz konusu. Kalitesiz malzeme kullanılan binalar söz konusu. Yani her şey doğru ama kullanılan malzeme kalitesiz olduğu için hasarlanan binalar var. Burada ne kalitesiz ne olabilir? Beton mesela. Betonların dayanımları düşük olabilir. Siz santraldan bile alıyor olsanız o betonu inşaata gelinceye kadar, yani şantiyeye gelinceye kadar geçen süre içinde betonun kalitesinde düşmeler yaşanması söz konusu olabilir. Ya da kullandığınız çelik kalitesiz bir çelik olabilir. Siz farkında bile olmayabilirsiniz bunun. Dolayısıyla bu binalarınıza hasar verebilir. Bunun dışında kullanımı sırasında binalara bir takım hasarlar verilebiliyor. İşte kolon kesmeler. Mesela binaların alt katlarında yer açmak için, işte otogalerisi yapacak ya da başka bir geniş alan elde etmek istedikleri zaman, canım ne var şuradan şu kolonda kesiverelim gibi şeyler söyleniyor. Onu yaptığınız zaman da binanızı öldürüyorsunuz. Ya da işte salonunuzun köşesinde bir balkon var. O balkonu katı veriyorsunuz salonunuzun içine. O zaman ne oluyor tabii? O kolonu kesiyorsunuz. Bir yerde o kolonun sürekliliğini yok etmiş oluyorsunuz ve yine binanıza hasar vermiş oluyorsunuz ki deprem için son derece tehlikeli şeyler bunlar. Tabii bunların en önemlisi de mimari ve statik açıdan hatalı proje yapılması. Yani proje hataları çok çok daha binanıza hasar verebiliyor. Dolayısıyla bu tip binaların depremde hasar görmemesi kaçınılmazdır. Mutlaka hasar görecektir. Biraz da geçmişten bugüne kadar ülkemizdeki deprem yönetmeliklerini konuşabilir miyiz? Depreme dayanıklı yapılar için yönetmelik her şey demek değildir. Bu ne demek diyeceksiniz tabii bu durumda. Aslında bunu biz depremde, 1999 depreminde de yaşadık. Yani hiçbir yönetmeliğe uymayan, hatta projesi bile olmayan bazı binaların ayakta kaldığını gördük. Demek ki yalnız yönetmelik tek başına bir şey ifade etmiyor. Yönetmelikle ilgili çalışmalar dünyada ilk olarak 19. yüzyılın sonlarında başlamış. İtalya'da ve Japonya'da bu tip çalışmalar başlamış. Daha sonra da depremde en büyük etkiyi yapan yanal etki ile ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kaliforniya'da 1932 yılında bu yanal yüklerle ilgili bir çalışma başlatılmış. Ve dolayısıyla bu konuda çalışmalara 1950'den sonra da hız verilerek devam etmiş ve günümüze kadar gelmişiz. Peki Türkiye'de ne olmuş? Türkiye'de 1939 Erzincan depremi, ki biliyorsunuz müthiş bir deprem ve inanılmaz hasar veren, çok sayıda can kaybının yaşandığı, 30 bin civarında biliyorsunuz can kaybı var. Depremden sonra Türkiye'de ilk olarak 1940 yılında bir yönetmelik yürürlüğe girmiş. Bu aslında deprem yönetmeliği olarak söylüyoruz biz bunu ama bu aslında İtalyan yönetmeliği. Yani İtalya'dan alınmış bir yönetmeliğin, yani İtalya'da zelzele mıntıkalarında yapılacak yapılarla ilgili bir talimatname yürürlüğe girmiş. Daha sonra 1944 yılında yine bir talimatname yürürlüğe girmiş.
Bunun sonrasında 1949'da, 53'te, 62'de, 68'de ve 75'te ilk defa ciddi bir yönetmelik yürürlüğe girmiş. 98'de afet bölgelerinde yapılacak yapılarla ilgili bir yönetmelik devreye girmiş. Biz tabii bunları niye hep şey diyoruz, deprem yönetmeliği diyoruz? Çünkü aslında afet yönetmeliği fakat deprem ağırlıklı olduğu için, yani bu yönetmeliklerin ağırlıklı konusu deprem olduğu için biz bunlara genel olarak deprem yönetmeliği diyoruz. 2007'de deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında bir yönetmelik yayınlanmış ve son olarak 2019 yılında Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği adı altında bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Tabii bu yönetmeliklerin hepsinin bir takım eksiklikleri söz konusu olabiliyor ama bunların olması mutlaka gerekiyor tabii ki. Yani deprem yönetmeliğini mutlaka geliştirmek gerekiyor, uygulamak gerekiyor. Binalarımızı da buna göre inşa etmemiz gerekiyor. Ama tabii bunlarla ilgili eleştiriler her zaman var ve her zaman da olacaktır. Mesela 19 deprem yönetmeliği ile ilgili olarak da bu yönetmeliğin daha gelişmiş ülkeler için yapılmış bir yönetmelik olduğu, ondan çok ciddi oranda alıntılar yapıldığı ve Türkiye'ye çok da uymadığı şeklinde eleştiriler de yapılabiliyor. Ancak bence bunlar yersiz tabii bu tip eleştiriler. Çünkü bu tip yönetmeliklere mutlaka ihtiyacımız var. Bu yönetmelikler gerekiyor ve bizim de binalarımızı her ne olursa olsun bu yönetmeliklere uygun olarak inşa etmemiz gerekiyor. Yani yönetmelik olmasın, o ona uygun değil, bu buna uygun değil demektense mevcut yönetmeliğe uyarak biz daha sağlam, depreme dayanıklı binalar inşa etme şansına sahibiz. Depreme dayanıklı yapılar için iyi bir tasarım, doğru seçilmiş kaliteli malzemeler ve doğru uygulama ile problemsiz binalar, depreme dayanıklı binalar inşa etmemiz mümkün olabilir. Peki mevcut binalarımızı depreme dayanıklı hale getirebilir miyiz? Elbette mümkün. Binalar niye güçlendiriliyor? Niye güçlendirilmesi gerekiyor binalar? Çünkü binalarımız bir defa zamanla yaşlanabiliyor. Ya da deprem etkisiyle, işte su hasarları etkisiyle ve çeşitli nedenlerle hasar görebiliyor binamızın strüktürü. Dolayısıyla bu tip binaların mutlaka güçlendirilmeye ihtiyacı var. Ancak bu güçlendirmeyi yaparken bu işi en doğru şekilde yapmak gerekiyor. Bir defa birincisi çok doğru bir proje yapmak gerekiyor bununla ilgili. Bu özel bir proje çünkü deprem güçlendirme projesi. Güçlendirme temelden çatıya kadar gerçekleştirilmesi gereken bir konu. Bu nedenle bu işin birinci olmazsa olmazı doğru proje yapılması. İkincisi ise doğru bir uygulama. Yani bu işin uygulamasını da doğru projeyi yaptıktan sonra birebir projeye uyarak hiçbir şeyden fedakarlık etmeyerek en doğru şekilde, en doğru malzemelerle uygulamak gerekiyor. Ancak piyasada yine gördüğümüz, maalesef gördüğümüz bazı olumsuzluklar var. Deprem projesi, yani güçlendirme projesi yapmak ucuz bir konu değil. Ama bunu ucuzlatmak için insanlar maalesef doğru bir projeden uzaklaşıyorlar ve yanlış şeyler yapılabiliyor piyasada. Bundan kaçınmak lazım. Her şeyden önce doğru proje, ondan sonra da doğru uygulama ile doğru bir güçlendirme yapılabilir ve depreme dayanıklı binalar oluşturulabilir. Atilla Bey, yeni yapılarda deprem güvenliği için yapmamız gereken şeyleri sıralayabilir misiniz? Bir defa her şeyden önce proje hazırlanırken projenin yapıldığı yerin, arazinin, arsanın sismik aktivitesinin bilinmesinde yarar var. Yani burası sağlam bir zemin mi, kaya mı, zemin emniyet gerilmesi kaçtır? Bunun çok net bir şekilde belirlenmesi lazım. Çünkü yine biz kendi yaptığımız uygulamalarda yan yana iki arsada bile çok farklı zeminler olduğunu gördük, yaşadık bunu yani. Bir taraf toprak çıktı, işte zemin emniyet gerilmesi 1.5 diyelim ki, diğer taraf kaya çıktı. Dolayısıyla buna çok dikkat etmek gerekiyor. Yani orada bu şekilde bir proje yaptık, burada da aynısını yapalım, zemini aynıdır demek yanlış. Her zemin için ayrı bir etüt yapmak gerekiyor. İkincisi, projelendirmeyi yaparken düzgün bir kolon yerleşimi yapmak gerekiyor. Yani kolonlar hep aynı hizayı takip etmeli. Yine hem yatay düzlemde hem de dikey düzlemde bu süreklilik sağlanmalıdır. Yani bu ne demek?
katlar arasındaki kolonlarda, işte alt kattaki kolonun üzerine gelen kolon tam alttaki kolonun üzerine gelmeli. Kesinlikle birbirinden sapmamalıdır. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Yine zemin katın rigidliği çok önemli. Yani zemin katın rigidliği diğer katların rigidliğinden daha az olmamalıdır. Şimdi bu ne demek oluyor? İşte alttaki kolonların çapı neyse üstteki kolonların da en azından o olması gerekiyor. Yani üste gittikçe kalınlaşmamalı. Bunu statikerler belki bu konuya birazcık gülümseyerek yaklaşacaklar. Çünkü gerçekten yapılmaması gereken bir şey bu ama maalesef bunu görüyoruz. Biz altta mesela betona ve perde var. Bunda öyle bir boşluk açıyorlar ki üstte o boşluk yok. Bu yanlış bir şey. Tabii üstteki daha rigid, alttaki daha düşük rigidliğe sahip. Bunun olmaması gerekiyor. Yani bir başka konuda kolonlar kirişlerden daha güçlü yapılmalı. Eski yapılan binalara baktığınız zaman çok narin kolonlar olduğunu göreceksiniz ama yeni yönetmeliklere göre artık kolonların daha güçlü olması gerektiği belirlendi ve buna göre de inşaatlar yapılması gerekiyor. Yine gerekmesi halinde bina temellerinde deprem yüklerini sönümleyici bir takım özel sismik izolatörler kullanılması da gerekiyor. Tabii bundan çok fazla bahsetmeyeceğim çünkü çok çok özel konular bunlar. Özel projelerde gereken, büyük binalarda gereken şeyler gerektiği zaman o konuda da yine açıklama yapabiliriz. Atilla Bey, son olarak da şundan bahsedelim. Temel su yalıtımı. Su yalıtımı binamızı depremden korur mu? Elbette. Su yalıtımı son derece önemli bir konu. Maalesef yakın zamana kadar da çok fazla üzerinde durulmayan bir konuydu. Çok çok nitelikli binalarda bile su yalıtımının çok basit bir zift sürme ile geçiştirildiğini hepiniz görmüşsünüzdür mutlaka. İşte şantiyede zifti kaynatırlardı. Biliyorsunuz büyük bidonlar içinde ve işte bir ameleye verirlerdi fırçayı. O da temellerini duvarlarına sürerdi bunu. Yalıtımdan bu anlaşılıyordu. Ama artık binaların temellerindeki, özellikle temellerdeki su yalıtımının son derece önemli olduğu anlaşıldı ve zaten bu konuyla ilgili olarak da su yalıtım yönetmeliği çıktı, yürürlüğe girdi ve artık binalarımızda su yalıtım yapılması zorunlu hale getirildi. Şimdi binaların temellerindeki bu hasarlarla ilgili olarak korozyona uğrayan donatının taşıma gücünü kaybettiği belirlendi ve bununla ilgili de yapılan araştırmalar sonucunda binanın taşıyıcılığının neredeyse sıfırlandığı bilimsel olarak kanıtlandı. Genellikle bodrum katlarındaki donatıların paslanması sonucunda kolonların taşıyıcılığı önemli oranda azalıyor. Diyelim ki 10 yıl içinde bir binanın temelindeki 12 mm çapındaki bir demirin iş gören kısmı 8 mm'ye düşebiliyor. Yani %33 azalıyor. Ancak öte yandan baktığımız zaman o kolonun taşıma gücü %66 oranında azalıyor. Bu çok ciddi bir düşüş. 25 yılda ise taşıma gücü sıfırlanıyor. Artık hiçbir taşıma şeyi kalmıyor oradaki donatının. Sadece betonun dayanımıyla o bina ayakta kalıyor ve zaman zaman zaten kendi kendine çöken bir takım binalar görüyorsunuz. Durup dururken o güne kadar sağlam kalmış, hatta deprem geçirmiş binalar birdenbire çöküyor. Yani ufak bir etki sonucunda çökebiliyor binalar. Dolayısıyla su yalıtımı son derece önemli. Tabii betonarmenin performansını binanın ömrü boyunca sürdürebilmesi için bizim o betonu korumamız gerekiyor. Korumak için ne yapmamız lazım? En çok etkiye nerede maruz kalıyor? Bina temellerinde. Çünkü suya maruz kaldığı en önemli yer orası. Ha, üst katlarda kalmıyor mu bu etki? Olabiliyor tabii ki. Yani siz dış cephenizi de korumazsanız yine üst katlarda da su etkisinde kalabiliyor bina. Ya da rutubet etkisiyle de böyle bir şey söz konusu olabiliyor. Ama en büyük etki bina temellerinde ortaya çıkıyor. Bu nedenle su yalıtımını mutlaka yapmamız gerekiyor. Zaten zorunlu ama en azından bunu kuralına uygun bir şekilde, düzgün bir şekilde, doğru malzemeler kullanılarak, doğru yerde ve doğru şekilde çözümlememiz gerekiyor. Binanın, yani yapının, statik hesaplarının deprem risklerine göre tek başına yeterli olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani siz istediğiniz kadar sağlam bir bina inşa edin. Eğer su yalıtımı yapmadıysanız,
zamanla belli bir süre içinde, bu 10 sene, 15 sene, en geç 20 sene içinde binanızın taşıma gücü tamamen yok olacak ve en ufak bir etki sonucunda da binanızda çok ciddi hasarlar meydana gelecektir. Atilla Bey, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Tabii bu kısıtlı süre içinde her şeye çok detaylı cevap verme imkanımız olmadı. Eğer izleyicilerimizin soruları varsa bizi her zaman arayabilirler ve kendilerini seve seve cevaplandırabilirim. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.